Sayın seyirciler, Denizli'de dün akşam Ahmet Atakan gerginliği yaşandı. Delikli Çınar Meydanı'nda bir grup hem Ahmet Atakan'ı anmak hem de ODTÜ'de ve Gezi Parkı'nda yaşanan olayları protesto etmek için yürümek istedi. Ancak yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti ve ondan sonra gergin anlar yaşandı. Arkadaşlar, rica ediyorum. Olay çıkmasını biz istemiyoruz. Denizli'de Hatay'daki ODTÜ'ye destek yürüyüşünde 22 yaşındaki Ahmet Atakan'ın ölümünü protesto etmek için toplanan gruba polis müdahale edince olaylar yaşandı. Başına sopayla vurulan bir polis yaralanırken iki eylemci gözaltına alındı. Diren Denizli isimli yaklaşık 200 kişilik bir grup dün akşam saatlerinde Çınar Meydanı'nda eylem yaptı. Hatay'da öldürülen Ahmet Atakan'ın ölümünü protesto eden grup sık sık "Ahmetler ölmekle bitmez, ağlama anne evlatların burada" sloganları attı. Grup basın açıklamasının ardından Çınar Meydanı'ndan Gazi Bulvarı'na yürüyüşe geçmek isteyince polis müdahale etti. Deniz Emniyet Müdürlüğü yetkilileri gruba basın açıklaması ve eylem yapabileceklerini ancak yürümelerine izin verilmeyeceğini bildirdi. Bu sırada ısrarla yürümek isteyen gruba polis biber gazı sıktı. Eylemcilerden 3 kişi elindeki pankartın sopasıyla Deniz Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi'nde görevli komiser Süleyman Bıyık'ın başına vurdu. Ardından da tekme ve tokatla saldırınca yere düşen polis yaralandı. Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan komiser Bıyık tedaviye alındı. Polis olayın ardından 2 kişiyi gözaltına aldı. Grup gözaltına alınan arkadaşları serbest bırakılıncaya kadar eylemi sürdüreceklerini bildirdi. Gözaltına alınan eylemciler ifadelerinin ardından serbest bırakılınca grup dağıldı.